Adım Ahmet Özgür Özger. Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü mezunuyum. Uzun yıllardan beri tanıtım fotoğrafçılığıyla meşgulüm. Bunun yanı sıra İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin İstanbul'daki kurtarma kazılarında fotoğrafçı olarak da görev aldım. Arkeolojide fotoğrafın önemi tartışılmayacak kadar güçlüdür. Kazı esnasında ortaya çıkarılan bütün deneyimler, bütün kültürel varlıklar fotoğraf aracılığıyla belgelenecek, arşive aktarılacak, yayınlarda yer alacak ve gelecek kuşaklara aktarılacaktır. Fotoğrafın önemi bu yüzden çok değerlidir. Fotoğraf çok değerli bir belgeleme aracı olarak arkeolojide de yerini bulmuştur. Gerek çizimler olsun, gerek envanter çalışmaları olsun mutlaka belli bir işlevi yerine getirmektedir. Fakat fotoğraf tabiatı itibariyle, kendi doğası itibariyle bu gerçekliği bize yaşatmak adına çok daha önemli bir unsur olarak görülebilir. Ayrıca bir kazı deneyimi sadece arkeologlar için yapılmış bir çalışma değildir elbette. Bu aslında bütün insanlığa sunulan bir hizmettir. Ve bu çalışmaların insanlıkla bir şekilde tanışması, bir araya gelmesi gerekmektedir. Arkeoloji fotoğrafçılığında dikkat etmemiz gereken unsurlardan bahsetmemiz gerekirse bunu isterseniz önce iki başlığa ayıralım. Bir arazi fotoğrafları, bir de buluntu fotoğrafları olarak sınıflandırırsak daha rahatlıkmış oluruz. Arazi fotoğraflarından, yani daha doğrusu açma fotoğraflarından bahsetmemiz gerekirse burada dikkat etmemiz gereken ilk unsur ışık. Işık, açma alanı üzerinde homojen ve düzgün bir aydınlatma sağlamak zorunda. Bunun için günün her saati bize uygun olarak vermeyebilir. Bunu beklememiz gerekiyor. Bazen parçalı ışık olacaktır. Bazen konunun bir kısmı gölgede, bir kısmı ışıklı olarak bize yansıtacaktır. Bu durumlardan kaçınmamız gerekiyor. Ayrıca perspektif kaçışlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Arkeoloji fotoğrafları çekerken isteriz ki açmanın her alanı aynı değerde, aynı önemde anlaşılabilir olsun. Unutmamız gereken bir diğer unsur da açma fotoğraflarının genelde takip mantığıyla çekileceğidir. Yani aynı açma bölgesini bugün çekersiniz, bir hafta sonra çekersiniz, bir ay sonra, üç ay sonra, belki bir yıl sonra sürekli çekmeye devam edersiniz. Bu yüzden bakış açınızın da mümkün olduğunca sabit olmasında devamlılık açısından yarar var. Ayrıca bir açma alanını çekeceğiniz zaman burada mutlaka tabela yer almalı. Açmanın adını, kodunu ve tarihini belirten bir tabela mutlaka yer almalı. Bir jalon ve yön oku ile beraber. Bu tabelayı, yön okunu ve jalonu konumlandırırken de arazide herhangi bir unsuru kapatmayacak şekilde, herhangi bir detayı engellemeyecek şekilde konumlandırılmasında yarar olacaktır. Açma fotoğraflarını çekerken eklemek istediğim bir diğer konu da şu. Genelde arkeolojik kazılarda çekim alanını aslında görsel olarak kirleten birçok eleman vardır. İşte buradaki kazı aletleri olabilir, işte kazmalar, kürekler, spatulalar vesaire birçok el aleti, araç olabilir veya unutulmuş objeler olabilir. Bunlar mutlaka çekim alanından temizlenmeli ve arazi, açma alanı olabildiğince yılınlaştırılmalıdır. Buluntu fotoğraflarını çekerken dikkat etmemiz gereken şeyler de şöyle. Genişlik eserler çok farklı yapıda olabiliyor. Yapısı itibariyle ahşap malzemeler, seramik malzemeler, seramikler sırlı sırsız olarak, cam objeler, metal objeler vesaire çok farklı malzemelerle, materyallerle karşı karşıyayız. Dikkat etmemiz gereken bir konu, ışığı çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Nesnenin, yani kültürel varlığın, buluntunun bütün yalınlığıyla, kendisini en iyi ifade edecek bakış açısıyla doğru ışık şartlarında fotoğraflanması gerekiyor. Fotoğrafları çekerken yine arazi fotoğraflarında bahsettiğimiz gibi mümkün olduğunca abartılı perspektif kaçışlarına girmemek. Çok açık diyaframları, yani çok sığ alan derinliklerini belki tercih etmemek. Yani bunlar da yeri geldiği zaman kullanılıyor ama genel yaklaşımımız net alanın geniş olduğu, kültürel varlığın, arkeolojik eserin
kendisini bütünüyle ifade ettiği fotoğrafları sağlayabilmektir. Fotoğrafları çekerken beyaz, gri veya siyah gibi nötr fonlar kullanmamıza yarar olacaktır. Arkeolojik eserlerin fotoğraflarını çekerken dikkat etmemiz gereken çok önemli bir konu şu: envanter numarası ve ölçek mutlaka eserle birlikte aynı kadre içinde yer almalı. Bu arşiv açısından çok önemli ve olmazsa olmaz bir uygulama diyebilirim. Arkeolojik eserlerin fotoğraflarını çekerken olmazsa olmaz diyebileceğiniz bir uygulamada bu fotoğrafları çekerken kadre içerisine ölçek koymamız ve esere ait bilgileri içeren envanter numarasını koymamız gereklidir. Şöyledir, eserin yanına envanter numarası ve ölçek de konur. Böylelikle arşiv için önemli bir kolaylık sağlar. Son olarak eklemem gerekirse, gerek açma fotoğraflarında, gerek buluntu fotoğraflarında bir tutarlılık sağlamamız çok önemlidir. Bu yüzden hep birbirine yakın açılar kullanmayı, konu izin verdiği sürece, benzer, özellikle buluntular için söylüyorum bunu, benzer ışık şartları, benzer fonlar sağlamamız kazı sonunda ortaya çıkacak yayında bir tutarlılık sağlama açısından da önemli olacaktır. Arkeoloji fotoğrafçılığında kullanacağımız ekipmanlara gelirsek şöyle sıralayabiliriz. Öncelikle toza, neme ve darbeye dayanıklı kaliteli bir fotoğraf makinesi ihtiyacımız var. Arkeoloji fotoğrafçılığında bizim için en önemli şey gerçeği doğru bir şekilde yansıtabilmek olduğundan ötürü kullanacağımız objektiflerin lenslerinde optik kusurlardan mümkün olduğunca arındırılmış kaliteli lenslerden seçilmesi gerekmektedir. Objektiflere değinmemiz gerekirse geniş açı, yani 16-20 milim aralığında bir geniş açı objektif saha fotoğraflarında bizim için önemli işler görecektir. Makro objektif buluntu eserlerin buluntuların fotoğraflanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Esasında kabaca söylemem gerekirse 16-200 milim aralığında bir lens skalamızın bulunması bizim işimizi kolaylaştıracaktır ve birçok anlamda rahat etmemizi sağlayacaktır. Tabii spesifik ihtiyaçlar da doğabilir. Üç ayak bizim için çok önemli. Mutlaka bir üç ayağa ihtiyacımız var. Kaliteli bir üç ayağa ihtiyacımız var. Taşınabilir ışık sistemleri çok gerekli olacaktır. Buluntuları çekerken, bazen arazide fotoğraflar çekerken paraflaş kullanmak da yarar olur. Bütün bunların yanı sıra çektiğimiz fotoğrafları işlerken ve arşivlerken kullanacağımız güçlü bir bilgisayar, fotoğraf işleme programları bizim için gerekli elemanlardır. Fotoğraf arşivi oluşturulurken ilk dikkat etmemiz gereken şey aslında işe doğru başlamamız. Fotoğrafları ilk çekmeye başladığımız andan itibaren bunun bir arşiv sistemine gireceğini idrak ediyor olmamız lazım. Ve tasnif sistemini en başta oturtmamız lazım. Her fotoğrafın altına envanter veya açma numarası ve tarihi düzgün olarak yazılmalı, uygun şekilde klasörlenmeli ve gerekiyorsa da arşiv programlarıyla desteklenerek tasnif edilmelidir. Fotoğraf görüntüleme teknolojileri günümüzde çok hızlı yol almakta. Doğal olarak arkeoloji fotoğrafçılığında da bunların kullanımı kendine yer bulmakta. Öncelikle dijital fotoğraf tabii çok hızlı yer buldu kendine, getirdiği avantajlardan dolayı. Eskiden biliyorsunuz gerek diyalar, işte gerek fotoğraf baskılarıyla arşivleme yapılıyordu. Bu çok zahmetli ve yorucu bir fotoğraflama tekniğiydi aslında. Dijital fotoğrafçılık bize çok önemli kolaylıklar getirdi. Arşivleme çok kolaylaştı. Fotoğrafların tekrar üretilmesi sağlandı. Önemli kazanımlar da açıkçası bunlar. Yeni yeni de özellikle baktığınız zaman dronlar da kendisine çok hızlı yer bulmaya başladı. Çünkü çok önemli arazi avantajları var. Normalde düz bir arazide çalıştığınız zaman kendinize
bakış noktaları bulmakta çok zorlanıyorsunuz. Fakat dronlar size bu konuda sonsuz hareket imkanı sağlıyor. Geçmişten bugüne zaten her yenilik kendisine mutlaka hep yeni yerler buldu. Kızılötesi fotoğrafçılık olsun, işte uydulardan görüntüleme sistemleri olsun. Hep arkeolojiye, arkeoloji fotoğrafçılığına hizmet ettiler aslında. Yeni buluşların, yeni keşiflerin yapılmasını sağladılar. Ayrıca dijital ortamda da çok yenilikler olmakta. Yeni fotoğraf işleme programları mevcut. Bunlar elbette bizim istifade ettiğimiz araçlar. Özellikle bazı büyük yapıları tek seferde fotoğraflamanız mümkün olamayabiliyor. Bunları parça parça fotoğraflıyorsunuz ve daha sonra bu yazılımlar aracılığıyla bir araya getirip tümlüyorsunuz. Yani bunlar gerçekten artık çok önemli ihtiyaçlar haline gelmeye başladı. Bundan sonra da görüntüleme teknolojilerindeki yenilikler mutlaka arkeoloji fotoğrafçılığında yine kendine yer bulacak, yer edinecek.